bir roman söz konusu. Önümüzdeki günlerde de sanıyorum bir hafta sonra onun birkaç gün sonra onu tabii o konuya geleceğiz ama tabii Irak'taki asıl bu konuya gelebilmek için biraz sonra Sadun Bey'le de konuşacağız. Orada yaşananları, yaşadıklarını gazete küpürlerine, gazetelere manşet olan daha sonraki süreçte bunları da konuşacağız ama önce ben Osman Oktay Bey'den Irak'taki Türk varlığı ile ilgili tarihsel süreçte, çünkü biliyoruz ki Samarra'da eğer bir Türk şehri kurulmuşsa o coğrafyada sadece Osmanlılardan değil, Osmanlı'dan asırlar öncesinde daha Abbasiler çağında orada bir Türk varlığı var. Abbasilerden de önce. Hatta evet, siz tabii bunları anlatacaksınız. Tolun oğulları var, daha sonra Akşitler var, Memlüklüler var, Fatımiler var, Eyyubiler var, efendim Selçuklular var ve Safaviler var, Akkoyunlular var ve Osmanlılar var ve Türkiye Cumhuriyeti bugün bu topraklarda bütün bunların bu tarihsel sürecin ve mirasın bugünkü ebedi yansıması olarak ne söyleyeceksiniz Irak'taki Türk varlığı konusunda hocam, buyurun. Evet, şimdi tabii günümüzde Irak'a sahip çıkmak isteyen çok ülke var, çok devlet var, çok millet var diyelim. Fakat Irak'taki Türk varlığı milattan sonra 674 yıllarına kadar uzanıyor. Yani sistemli olarak yetişmesi, tabii önceden de mutlaka gelen bir... Öncesini de isterseniz var. Çok özür dilerim. Bir cümle açalım. Sizlerin hepinizin de malum olduğu üzere program öncesi sohbetimizde de konu edinmiştik. Evet. Sümeroloji bölümü hocaları programımıza gelip konuk olduklarında bölge coğrafyasında Asya kökenli ve binlerle ifade edilen Türkçe sözcüğün bulunduğu Sümerlerle bakarsanız tarih Sümerlerle başladı. Tabii, böyle de bir ilgi kurmak mümkün sanıyorum, değil mi? Mezopotamya diye adlandırılan bu bölge bereketli topraklara sahip olunca burada da çeşitli uygarlıklar, çeşitli milletler gelip geçmişler tabii. Sümerler, Akatlar, Babiller diye bunu artık çok geniş bir alana yayabiliriz. Sasaniler gelmiş. Fakat halife, hani bize konu olan durumda Emevi halifesi Muaviye'nin Horasan valisi var. Ubeydullah bin Ziyad. Bu Horasan'da valilik yaparken İslam devleti adına oradaki Türklerin kahramanlıklarına yakından şahit oluyor ve onlarla iyi ilişkiler kuruyor. Türklerden oluşturduğu bir birliği Irak'a, Bağdat'a gönderiyor ve bunlar Muaviye'nin ordusunda, yani Emevi ordusunda önemli mevkilere geliyorlar ve böylece orada sistemli bir Türk varlığı oluşmaya başlıyor. Abbasiler döneminde ise artık bu iyice kökleşiyor ve hemen hemen devletin bütün kademelerine ve özellikle orduya hakim oluyorlar. Az önce sizin girişte arz ettiğiniz gibi Türkler için şehirler kuruluyor. İşte Samarra şehri bu şehirlerden birisidir ve hilafet merkezi oluyor. Uzun bir süre hilafet merkezi olarak Samarra şehri kullanılıyor. Yine Bağdat'ta Harbiye semti, Harbiye mahallesi var. Yine o Harbiye mahallesi de orada oturan bir Türk'ün adından, Harp ismini alan bir Türk'ün adından o mahallenin adı daha sonra o şekilde anılmaya başlıyor. Esas fetihler ise malum Tuğrul Bey 1055 yılında, Aralık 1055'te Bağdat'ı fethediyor ve Abbas halifesinin daveti üzerine Bağdat'a geliyor. Biz daha önceden girişler olmasına rağmen hani Anadolu'yu 1071 Malazgirt zaferiyle fethettiğimizi söyleriz. Okullarda da bu şekilde öğretilir. Fakat bu fetihten 16 yıl önce 1055 yılında biz Bağdat'ı, yani Irak'ı fethetmişiz. Orada sistemli bir devlet kurulmuş. Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti o bölgeye tamamen hakim olmuş. Daha sonra Selçuklu Atabeylikleri var. İşte Musul Atabeyliği, Erbil Atabeyliği diye bunları genişletebiliriz. Daha sonra Safeviler, Akkoyunlar, Karakoyunlar, Celalirler diye hep ara vermeden Türk varlığı, Türk devletleri orada
varlıklarını sürdürüyorlar. Sonra Osmanlı hakimiyeti zamanında 1534'te Kanuni Sultan Süleyman fethediyor. Araya yine bir Türk devleti giriyor, Safeviler. Sonra 4. Murat tekrar fethi bulunuyor ve bu artık bu süreç Lozan'a kadar sürüp geliyor. Yani Türk varlığı orada öylesine kökleşmiş ki bunu atmamız, sökmemiz ve bunu başkalarının hesaplarıyla, başkalarının planlarıyla bunu buradan söküp atmak mümkün değildir. Kültürüyle, varlığıyla, eserleriyle, mezarlıklarıyla, edebi eserleriyle tamamen yerleşmiştir. Bunu herhalde daha konuşmamızın ilerleyen zamanında çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi tabii aslında burada bahsettiğiniz hususlarla birlikte bugüne baktığımızda sanki Irak'ta kimse kalmamış. Musul, Kerkük, Süleymaniye, Erbil, Telafer ve nicelerinde bir Türkmen varlığı unutulduğu gibi oradaki Müslüman Araplar da unutturularak sanki Irak'ta bir tek bugün sözde Cumhurbaşkanlığına getirilen bir aşiretin lideri Talabani'den ve sözde bir yönetimin de meclis başkanı olduğu ifade edilen yine bir aşiretin lideri Barzani'den bahsedilerek sanki koca Irak'ta iki tane aşiret var ve onlar hükmediyor. Aslında tabii burada oradaki Kürt varlığı içinde başka aşiretler de var veyahut Arapların içinde de. Bu bir oradaki Kürt, Irak'taki Kürtlerden belki o tarihsel süreçten de bahsetmek isterseniz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Günümüzün bu gerçeklikleri de dikkate alındığında. Ben onu iki örnekle, yani çok fazla derine girmeye gerek yok. İki örnek var, tarihten alınan örnek, yaşanmış örnek. Şimdi Halife Mutazit var. Bu Samarra şehri de kurulduktan sonra oradaki yani bir Türk varlığı artık adlarına kurulan şehirlerle, adlarına kurulan saraylarla ve halifenin muhafız alayını oluşturan birliklerle yani Türk varlığı tamamen yerleştikten sonra bu Halife Mutazit miladi 892-893 yıllarında Musul'a bir vali tayin ediyor. Hiç o zamana kadar Kürtlerden devlet kademelerinde görev alan, önemli mevkilere gelen kimse olmamış. İlk defa Musul'a bir Kürt vali tayin ediyor bu Halife Mutazit. Bu tabii çok yadırganıyor. Herkes adeta bir galeyan yaşanıyor. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye. Ve Arap şairlerinden El Uceyni, onu izninizle buradan okumak istiyorum. İnsanlar bugüne kadar bunun bir benzerini görmediler. Musul hep boynu bükük kaldı. Nihayet Kürtler şehre hakim oldular. Yani o zaman için bu Kürt valinin atanması üzerine böyle bir şiir söyleniyor. Hani bizde de çok yaygın bir şey vardır. Bayburt, Bayburt olaylı böyle zulüm görmedi. Ki Bayburt Rus işgalini görmüş, her taraf yakılmış, yıkılmış. O meşhur hani Bayburtlu zihninin verdim ki yurdundan aya çekilmiş diye şiirler yazdı Bayburt. Buna Irak'ta da Musul'da da böyle bir şey vuku buluyor. Ve bir enteresan not daha. Çok sağlam bir kaynaktır İslam tarihinde. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. Pek çok hadis, pek çok İslami olayların adeta senedi durumundadır. Bundan gelen bir şey var. Abdullah bin Ömer diyor ki böyle bir topluluk içerisinde Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasını ilk teklif eden Farslardan bir bedevidir diyor. Yanındakiler soruyorlar yani Farsların da bedevileri var mıdır? Hani Araplarda bedeviler var ama Farslarda da var mıdır? Vardır ve onlar Kürtlerdir diyor. Ve bu Firavun'a işte Hazreti İbrahim'in ateşe atılmasını teklif eden kişinin de Heyzen isimli bir Kürt olduğunu söylüyor. Hatta bu arada şeyler de anlatıyor. İşte Hazreti İbrahim'i ateşe attırdıkları için bir ülkeleri, bir devletleri, bir yurtları olmadı diye de böyle halk arasında anlatılan rivayetler var. Evet. Bugün sizin de söylediğiniz gibi zorla sahiplendirilmek isteniyorlar. Başkaları tarafından kullanılıyorlar. Oysa
İşte Sadun Bey daha yakından tanıştık.